Yazar Buket Şahin 1991'den bu yana yaşadığı New York'un en gözde bölgesi Manhattan'ı yazarların, sanatçıların, göçmenlerin ve ezilenlerin gözünden anlattı. Hem finans dünyasının merkezi hem de edebiyat ve sahne sanatlarının beşiği konumunda olan Manhattan'ın arka sokaklarında iş süren Buket Şahin, Manhattan Masalları isimli kitabında adayı iyisiyle, kötüsüyle ve çirkiniyle gözler önüne seriyor. Şahin, Türkiye ve Suriye'den getirdiği eşyalarla döşeli Manhattan manzaralı evinde kitabını ve yeni projelerini Amerika'nın sesini anlattı. Aslen Mersinliyiz ama İstanbul Göztepe'de büyüdüm. Köyün süsü mezunu öykücü bir babanın kızı olarak en büyük şansım hep edebiyat ve sinema konuşulan bir evde, bir ortamda Türkiye'nin çok kültür ortamı olduğu bir dönemde Türkiye'de büyüdüm. Ve tabii çocukken 17 bin kitaplık bir kütüphanemiz vardı ve evimize Yaşar Kemal, Ahmet Arif, Kemal Sunal, Yılmaz Güney gibi konuklarımız gelirdi. Ve ben hep babamın kütüphanesinden, babamın teşvikiyle Meksika edebiyatı, Rus edebiyatı, tabii Amerika'dan William Faulkner gibi edebiyatçıları okuyarak büyüdüm. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdikten sonra uluslararası bir yabancı Alman firmasında çalıştım finansman bölümünde ve o dönem 80'li yılların sonlarında yabancı yatırım bankacılığının ve İngilizcenin çok geçerli olduğu bir dönemdi ve 91 yılında İngilizceyi daha kısa yoldan öğrenmek için Amerika'ya geldim, New York'a geldim. New York'ta yüksek lisans yapan Şahin, Wall Street'te bir yatırım bankasında 7 yıl çalışır. Bu sürede Orta ve Güney Amerika'ya ilgi duyan Şahin, başta Meksika olmak üzere birçok ülkeyi ziyaret eder. Buradaki izlenimlerini de Latin Amerika, yakılan bellekler, sınırların ötesinde ve Frida, Meksika'nın vicdanı adlı kitaplarla okuyucuya aktarır. Cumhuriyet ve Aydınlık gazeteleriyle Atlas ve Mama dergilerinde de yazı ve röportajları yayınlanan Şahin, son kitabında Manhattan'ı anlatıyor. Manhattan masallarında bir yandan adanın ışıltılı sokakları, büyüleyici sahne şovlarıyla devasa gökdelenlerini anlatan Şahin, bir yandan da sömürülenleri, gökdelenlerin arasında ezilen ve kaybolan umutları okuyucuya aktarıyor. Son kitabım, dördüncü kitabım Manhattan Masalları ise benim 28 yıldır Manhattan'da yaşadığım, çalıştığım New York'un kalbi olan, aslında dünyada birçok şeyin merkezi olan Manhattan adasındaki tanıklıklarım ya da işte vahşi kapitalizmin ya da kültür emperyalizmin beşiği olan, işte birçok tarikatların ana tapınağı olan Manhattan adasını çok eleştirel bir dille, iyisiyle, kötüsüyle, çirkiniyle anlatmaya çalıştım. Araştırdıkça, yani ben son 4 yılda bu kitabı yazarken Manhattan'ı bir laboratuvar gibi gördüm. O hiç bilmediğimiz, önünden geçtiğim ama çok farklı bir gözle baktığım o sokaklardaki işte semboller, mekanları araştırdım. Yazar Şahin, Manhattan'ı tanımanın yolunun öncelikle edebiyat ve sanattan geçtiğini söylüyor. Manhattan'ı iyi bilmek, tanımak için Manhattan'ı okumanın yolu edebiyattan da geçiyor. Çünkü Manhattan Adası'nda burada Kafka gibi, Albert Camus gibi ya da işte Fareler ve İnsanları burada yazan Steinbeck gibi bir dönem sürgün üniversitesi olan New School gibi nice aydınların buluşma yeri olmuş Manhattan. Sadece kültür emperyalizmin beşiği değil, birçok kültürel hareketin, beat kuşağı gibi işte Manhattan edebi çığlığı olarak yazdığım ilk işte Allen Ginsberg ya da işte birçok akımların, birçok direnişçi, devrimci edebiyatçıların buluşma yeri olan işte köy buluşmaları, village dediğimiz hala o mekanlar orada durur. Onları da yazdım. Yani Manhattan'ın bir edebi haritasını çıkardım, çıkarmaya çalıştım. Manhattan tüm dünyada insanların en çok aşina olduğu mekanları da içinde barındırır. Bunun en önemli nedeni Hollywood dünyasının adayı doğal bir platform olarak kullanmasıdır. Şahin kitabında bu konuya da vurgu yapıyor. Sinemanın ana platformudur Manhattan, hepimizin bildiği işte birçok
bugün küçük İtalya mahallesine gittiniz. İşte Godfather filminin çekildiği, çok sevdiğim iki yönetmen ve iki oyuncu, Al Pacino, Robert De Niro, Woody Allen, ki bütün filmlerinde Manhattan bir doğal platformdur ve de yine devrimci sinemanın şu anda vicdan sinemasının bence en iyi temsilcisi olan, en son Venezuela'da yaptığı sinema çekimlerinde kendisiyle tanıştığım Oliver Stone. Bunları, bu iki yönetmen ve iki oyuncuyu anlatan, nasıl devleştiklerini Manhattan'da büyüdük, doğdukları için onlara yer verdim. Yine Manhattan kahramanlarım olarak Nikola Tesla, işte bu da benim çok sevdiğim, Bryant Park'ta sabahları güvercinleri besleyen Tesla'nın güvercinlerini anlattım. Yani o çok bildiğimiz, ya da Edward Said gibi Columbia Üniversitesi'nin çok seçkin bir akademisyeni olan Filistinli düşünür Edward Said gözüyle Manhattan'ı yazdım. Buket Şahin, Manhattan'ın kültür emperyalizminin beşiği olmasının yanı sıra sürgünde olan birçok yazar, siyasetçi ve araştırmacıya da kucak açtığını vurguluyor. Bir dönem Trotsky burada yaşıyor, Meksika'ya gitmeden önce. Manhattan'da bir Bolşevik diye yazdım ve araştırdım. Hatta oturduğu ailesiyle 4 ay oturduğu Bronx'taki eve gittim, gördüm. Trotsky aslında ilk Bolşevik manifestosunu buradaki New York Halk Kütüphanesi'nde, o dönem rejim karşıtı olan aydınlarla, Rus aydınlarla buluşuyor. Onu burada yine Manhattan'da yazıyor. Ve Chelsea'yi barınak eyleyen takım, işte Steinbeck gibi, Susan Sontag gibi çok değerli kişilerin, sanatçıların Chelsea'deki yıllarını, anılarını, o dönem bohem, işte Andy Warhol zamanındaki Manhattan'ı anlatmaya çalıştım. Buket Şahin yazarlığının yanı sıra birçok belgesel projesinde de yer almış, BBC, National Geographic gibi birçok yabancı kanalın Türkiye'yi ve bölgeyi tanıtan belgesellerinde araştırmacı, yapımcı ve mihmandar olarak görev yapmış. Şahin iki yeni kitap projesi olduğunu söylüyor. Şu anda yapacağım iki tane daha büyük kitap projem var. Bir tanesi Mezopotamya'dan Mezoamerika'ya ortak simgeler ve de yaptığım araştırmalarda işte o sembollerin hikayesini. Çünkü coğrafya tayin edici. Coğrafya her zaman birçok şeyi belirliyor. Bunları kitaplaştırmak istiyorum. Yaşayan Maya kültürü üzerine 2006 yılında katıldığım Guatemala'daki Maya Kongresi'nde yola çıkarak beni çok etkileyen o yaşayan Maya kültürünü tüm Maya coğrafyasında gezdim. Bunları kitaplaştıracağım. Ve diğer bir projem ise gittiğim bütün 60'a yakın gezdiğim ülkedeki edebiyatçıların gözüyle o ülkeleri anlatmak. Bunu kısmen yaptım bir dönem ama gitmek istediğim 5-6 ülke daha var. Bunları da yazarın dili, coğrafyası, mekanı diye, yazarın coğrafyası diye bir kitaplaştırma düşüncem var. Bir gezgin ve yazar olarak gördüklerini ve deneyimlerini okurlarına anlatan Buket Şahin, edebiyat ve sanatın izini sürerek farklı coğrafyaları anlatmayı sürdürecek.